Evet, Futbol 55'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde Yılport Samsunspor'un 2-1 kaybettiği Keçiören Gücü maçını değerlendirdik. Hem biz yorumladık, hem maçın özetini izledik, hem de teknik adamları dinledik. İkinci bölümü Samsunspor'un pazar günü oynayacağı Sarıyer maçına ayırdık ve yine bu bölümde de Ahmet Altın'a sorularımız olacak. Sizlerden de bayağı bir yorum var. Onları da biraz okuyayım. Özdemir Mercankaya yazmış, Uşak'tan yazmış. Tabii bir o da bizim gibi bir takım taraftarı. O da Uşakspor'u destekliyor. Bu takım bu kadroyla playoff'a bile kalamaz demiş. Bu da Uşakspor'dan bahsediyor. Uşak artık bilmiyorum Uşakspor'dan mı bahsediyor. Bülent Kaymak diye bir izleyicimiz yazmış. Hoca Enes'le Canberk'i niye oynatmıyor? Anlamıyorum demiş. Onun da bu görüşünü okumuş olalım. Yine İsmail Yiğit ve Coşkun Karabük de bize ulaşmışlar bir şekilde. Onlara da teşekkür edelim. Tabii ki bugün yine Samsunspor sosyal medya ekibinin başlattığı bir birebir programı var. Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın her hafta kulüp medya direktörü Murat Sandıkçı'nın sorularını yanıtlıyor. Burada hem Sarıyer maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu Teknik Direktör Taner Taşkın, hem de Samet'in sayılmayan golünü tartıştı. Yine kulüpteki, takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir röportajdı. Biz bunun belli bölümlerini aldık. Onu da izleyelim ve ikinci bölüme de Teknik Direktör Taner Taşkın'ın açıklamalarıyla başlamış olalım. Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve Haberaks TV ile 103.5 Haber Radyo'dan ortaklaşa yayınlanacak Sarıyer maçının dünyanın sonu olmayacağını belirtti. Kulüp medya direktörü Murat Sandıkçı'nın birebir programına katılan Taşkın şunları söyledi. Sarıyer takımı enteresan bir şekilde bir çıkış yaptı. Kadro yapısını, oyuncu grubunu tek tek biliyorum. Hepsini de iyi biliyorum. Neler yapabileceklerini de tahmin edebiliyorum. Saygı duyulacak bir çıkış yaptılar. Öncelikle mağlup olursak şampiyonluğum gitmeyecek. Avantaj kaybedeceğim. Galip gelirsem şampiyon olmayacağım. Avantaj kazanacağım. Yani beraberlikte gene avantaj kazanacağım. Bizim için olmazsa olmaz bir maç değil. Normal maçlarımızdan bir tanesini oynayacağız. Bizim rakibimiz konumunda bir takım. Dediğim gibi bizim 6-7 tane ciddi anlamda şampiyonla oynayan, bunun içinde Keçiören de var, Sarıyer de var, Kastamonu var, Bodrum var, Uşak var. Bunlar ciddi ciddi rakiplerimiz. Rakiplerimizden bir tanesini oynayacağız. Yani 6 puanlık maçlardan bir tanesine çıkacağız. Evet. Ama dünyanın sonu olan bir maç olmayacak. Mağlubiyette de ben şampiyonluğu kaybetmeyeceğim. Galibiyette de şampiyonluğu tescillemeyeceğim. Beraberlikte de aynı şekilde. O yüzden bizim yenmemiz gereken, puan veya puanlar almamız gereken bir maç. Öncelikle güzel bir camia, Sarıyer camiası. Benim de daha evvel görev yaptığım bir camia. Güzel bir çıkış yaptılar. Bu yarışta, bu maçta her şeyden önce diğer derbilerde bunu daha evvel gördük. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde bunları gördük. Böyle olayların değil de futbolun konuşulduğu bir maç olsun. Çıksın aslan gibi iki takım oynasın. Kim hak ediyorsa da o kazansın. Hakkaniyetli bir maç olsun. Önce fair play olsun. Biz oraya gittiğimiz zaman düzgün misafir etsinler bizi. Onlar buraya geldiklerinde biz de onları doğru bir şekilde misafir edelim. Dostane bir şekilde harbi harbiye kim yendiyse, kim iyi oynadıysa onun kazanacağı çatır çatır bir maç olsun istiyorum. Yani. Evet. 2-1 kaybedilen Keçiören Gücü maçındaki offside gerekçesiyle sayılmayan golü de değerlendiren Taner Taşkın şöyle konuştu. Bir de verilmeyen bir golümüz var, onu da söyleyeyim. Evet. Bizim adımıza işler iyi gitmezken bize göre baktık, inceledik, offside yok. 2-2'yi bulsak belki maçın seyri de değişecek. Diyorum ya, yani kötü oynarken bir pozisyon bulmuşsun, maç öyle bitmiş. O da olsun yani bazen bizim adımıza. Bu futbolda var, bunu diğer takımlar yaşarken bizler de zaman zaman yaşamalıyız. Nedir? Bireysel yeteneklerimize maçı almalıyız veya puanı almalıyız. Biz daha şu ana kadar bunu yapamadık. İki tane mağlubiyet aldık. İkisinde de benzer şeyler oldu. Yani gol pozisyonuna girmekte evet sıkıntı çekmiyoruz. Pozisyon buluyoruz ama gol atmakta biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da bir süreç. Bu süreci de atlatacağız. Mutlaka oyuncular bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Yani gol vuruşu çok çalışıyoruz. Pozisyon varyasyonlarını çok yapıyoruz ki bundan dolayı da çok fazla pozisyona giriyoruz.
İnşallah bunları da aşacağız. Yani bu çocukların üzerinde baskı olmadıktan sonra bu çocuklar her hafta birbirinden iyi maçlar oynadılar zaten. Bunların örnekleri var. Evet. Bu maç bizim böyle bir ayıbımız oldu. Biz de bu ayıbımızı en kısa zamanda örteceğiz. Yani bunun sözünü veriyorum ben. Evet, inşallah hocam. Sarıyer maçı gol orucumuzun bozulduğu bir karşılaşma olur inşallah. İnşallah. Yani dediğim gibi Sarıyer maçına kimse odaklanmasın. Yani Sarıyer maçı bizim oynayacağımız diğer maçlardan bir tanesi olacak. Yani ille de hedefte Sarıyer diye bir takım yok. Şu anda o da şampiyonluğu kovalayan önemli takımlardan bir tanesi. Saygı diyoruz takımı. Evet. Ama yani Sarıyer takımına mağlup olun, Allah şampiyonluk gitti diye bir şey yok. Galip geldik, ah tamam şampiyonluk dedi, bir şey yok. Ya bu yarış böyle devam edecek. Çünkü zor bir lig. Her takım her takımı yenebiliyor. Şimdi Keçiören takımı beni yenmiş ama bizim yendiğimiz birçok takım da yenememiş. Evet. Ama Keçiören takımı ne yapmış? Doğru savunma yapmış. Doğru kontratağa çıkmış. Biz geriye düşünce de çok iyi bir şekilde kapanmış. Bize az pozisyon vermiş ve kontrataklardan pozisyonlar bulmuş. Baktığımız zaman çok farklı da yenebilirdi bizi. Bizim aldığımız risklerden sonra bizi çok da farklı yenebilirdi. Yani bu ligde herkes herkesi yenebilir. Evet. Yani bu takımda, bu ligde iyi takım kötü takım diye bir şey yok. Sadece şu var. O gün için iyi motive olan, çok isteyen, çok iyi mücadele eden bir takım var. Demek ki biz bu hafta rakibimiz kadar iyi motive olamadık. Rakibimiz kadar istemedik. Bunu gördük. İşin doğrusu bu. Bundan sonraki maçlarda da hayır arkadaşlar, biz öyle değil. Eski halimize bürüneceğiz. Böyle motive olacağız. Böyle isteyeceğiz. Böyle mücadele edeceğiz diye oyuncu grubunu uyaracağız. Ve sonunda da inşallah bu çocuklar zaten çabuk sirkelendiler. İstediğimiz neticeleri alacağız yani. İnşallah teknik direktör Taner Taşkın'ın dediği gibi olur diye biz de bağlayalım ve artık yavaş yavaş konuğumuzu daha yakından tanımaya başlayalım Ahmet Altın'ı. Bu açıklamada üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Taner Hoca dedi ki Sarıyer'e kaybedersek şampiyonluğu kaybettik. Kazanırsak da şampiyonluğu kazandık anlamına gelmiyor. Çok doğru. Daha 22 maç var. Sarıyer maçı bunlardan biri. Dünyanın sonu değil. Evet. Ama Samspor bu maçı yüzünün akıyla geçecektir. Gül bahçesi dikensiz olmuyor. Bazen bu tarz sonuçlar alınacak. Başarıya giden yol hep sancılıdır. Kolay kolay ulaşılmaz oraya. Şampiyonluğun hikayesi yazılacaksa bugünlerde o hikayenin içerisinde olacak. Sancaktepe maçı da bu hikayenin içerisinde olacak. Keçiören gücü maçı da bu hikayenin içerisinde olacak. Dolayısıyla başarıya giden her yol acıdan geçer. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Öyle evet. 34 haftada 34 galibiyet. Böyle bir oyun da yok. Böyle bir futbol anlayışı da yok. Tabii ki mağlubiyetler olacak. Bu takım 8 haftada hiç kaybetmediğinde bu teknik direktör ve bu oyuncu grubuyla bunu başardı. Bir mağlubiyette de hem oyuncularımızı hem de teknik kadromuzu yıpratmamak gerekiyor. Çünkü lig uzun bir maraton. Ve Taner Hoca bu ligde kendini ispat etmiş. İki şampiyonluğu olan bir teknik direktör. Oyuncu grubumuz keza hepsi birbirinden değerli ve tecrübeli oyuncular. Dolayısıyla sorumluluklarında farkındalar. İyi bir camiada, büyük bir camiada görev aldıklarında bilincindeler. O yüzden teknik direktör Taner Taşkın'ın bu sözlerini önemsiyorum ve doğru buluyorum. Bir maçla her şey belli olmuyor. Evet, her maç kendi içerisinde önemli, kritik. Ama sonuçta futbol kazanmak da var, kaybetmek de var. Samspor bu hafta kaybetti. Ama önümüzdeki hafta Sarıyer maçıyla bunu telafi edebilir. Allah korusun, bir mağlubiyet aldığımızda da bu dünyanın sonu değil. Sonuçta önümüzde şöyle şöyle 20-21 maçımız daha var. 22 kesinlikle maçımız daha olacak. Ama olası 7 puan farkla öyle çok büyük bir fark değil. Hani büyük bir fark. Mağlubiyet olarak değerlendirdiğimizde. Şöyle gireyim araya. Tabii ki bir maçta şampiyon olmuyorsunuz. Bu uzun bir lig maratonu ama bazı maçlarda vardır ki
sonucunu telafi etmeniz zor olabilir. Sarıyer maçı da böyle ya yenilirsek de dünyanın sonu deyip geçiştirebileceğimiz bir maç değil. Bu maçta kaybetmemek lazım. Tabii ki. Maç kaybedilirse ben takımdaki bazı dengelerinde değişebileceğini düşünüyorum açıkçası. Onu yaşayıp göreceğiz tabii evet. ki. Ya tabii ama, bu yani biz böyle konuşunca insanlar da bizi yanlış anlıyorlar. Hani takımın sanki yenilmesini istiyormuş gibi. Canım, İnşallah yani. Böyle şeyler olmaz. Bunları konuşmayız ama hani bu maçta öyle hocamızın ben, hocamızın açıklamalarından gibi, sonra evet. bazı mesajları okudum, bazı yorumları okudum. Ona istinaden yapıyorum bunu. Anladım. Ben de futbolcu olarak bence buraya birkaç tane ilave şey söyleyebilirim. Tabii ki. Şampiyonlukta, şampiyonluklar hiçbir zaman kolay gelmiyor. Yani şampiyonlukta en önemli şey bence sabırdır. Yani hocamızın da demin de dile getirmek istediği şey bence odur. Yani kazanırsan bitmiyor, kaybedersen de hiçbir bitmiyor. Şey bitmiyor. Tabii ki de çok büyük dezavantajın olacak. Ama şöyle bir durum var. Yani şampiyonluk yaşadıklarım için. Belki son hafta, son saniye belki şampiyon olacaksın. 34. hafta. Ya da son saniye... Son saniye belki playoff'u kalacaksın, playoff'tan çıkacaksın. Ha şampiyon olamadık direkt, işte bütün her şeyi bitirdik, ettik. Playoff olsa da olmasa da bir şey yok. Biz buraya gelirken şampiyon olma hedefiyle geldik. Yani bu tabii ki de direkt olmayı istiyorsun futbolcu grubu olarak, taraftarlar olarak, cami olarak. Ama öncelik olan şampiyonluk. Eğer bu direkt gelmiyorsa playoff'tan olur. Yani o da şampiyonluk. Kesinlikle. Yani ana temel hedefimiz şampiyonluk. Bir üstteki çıkmak. Yani tabii ki de dediği gibi mağlubiyette çok büyük dezavantajın olacak ama Allah korusun kötü bir sonuçla da dönme şansın var. Çünkü 3 sonuçlu bir şey olabilir, bu. Her şey olur bu oyunda. Döndüğünde her şeyi bırakacağız mı? Yani çok kısa vadede düşünmek yani lazım. Bunun tecrübeleri de var. Fenerbahçe'nin kaç puan geriden gelip Beşiktaş'tan şampiyon olduğu sezonu hepimiz hatırlıyoruz dün gibi. Yani hani puan farkları çok önemli değil. Çünkü lig uzun maraton. Henüz kısalmadı. Dolayısıyla bazı şeyleri yanlış anlamamak lazım. Bardağın hep boş tarafını değil, biraz dolu tarafını görmek gerekiyor. İşte Ahmet'in kariyerinde 5 şampiyonluk var. Bu sezonda 6.sı olacak. Çünkü futbolcular buna inanıyor. Hepsi buraya şampiyon olmak umuduyla geldiler. O inançla Samspor çatısı altındalar. Ve bunu da zaten hissettiriyorlar, yaşatıyorlar. Ben hani taraftarlarımıza sağduyuyla yaklaşıp takıma destek olsunlar. Futbolcularımız da, teknik heyetimiz de yapılan o yorumları okuyor. Onlar da insan, hepimizin duyguları var. Dolayısıyla biraz daha hakkaniyetli ve adil olsunlar. Çünkü lig henüz bitmedi. Ve Samspor'da henüz yarıştan kopmuş değil. Hala bu ligin en önemli aktörü ve en büyük favorisi. Dolayısıyla bu oyuncu grubu nasıl 8 hafta iyi bir çıkış yakaladıysa bundan sonra da aynı başarıyı, aynı çıkışı göstereceklerdir. Ya şöyle de bir durum var yani. Eğer bize kalsa biz haftaya şampiyon olmak isteriz yani. Sonuçta yani baskı altında olan, evet. Performans göstermemiz gereken insanlar bizleriz ama biraz da gerçekçi olmak lazım. Evet. Yani bazı yorumlar yaparken harbiden düşünerek, gerçekçi düşüncelerle yapmak lazım. Kolay bir lig oynamıyoruz yani. Tabii yani bir de bu lig çok kolay bir lig değil. Biz de çoğu şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Bu ligde hiç var olmadık, izlemedik. Yani demin de Murat abinin dediği gibi bazı insanlar galiba 34'te 34 yaparak şampiyon olacağımızı zannediyor ama tabii ki de gönül ister inşallah en kısa zamanda olalım. Biz de bunu çok istiyoruz ama öncelik şampiyonluk. Yani bu nasıl gelir? Çok fazla önemi yok ama evet. Öyle ya da böyle şampiyon olmamız gerekiyor. Evet, inşallah tabii hepimizin temennisi aynı. İnşallah da böyle olacak. Yorumlarımız, belki negatif gelen yorumlarımız da hep takımın daha iyi olmasını istediğimizden kaynaklanıyor. Bunu da bizi izleyenler bilsin. Evet. Tabii ki hem Sarıyer maçını hem gidişatı değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Biz biraz Ahmet'e bırakalım sözü. Biz Murat abiyle ikimiz bugün çok konuştuk. Ahmet, sen futbola Hollanda'da başladın. Daha sonra bir Türkiye'ye geliş hikayen var. Biraz senden dinleyelim. Futbola nasıl başladın? Kaleciliği, yani neden kaleciliği seçtin? Çünkü en riskli, en zor mevkidir futbolda. Biraz senden dinleyelim. Açıkçası futbola başlarken kaleci olma niyetiyle başlamadım. Yani 10 yaşındaydım, Hollanda'daydık.
Sokakta bizim arkadaşlarla sokakta futbol oynuyorduk. Arkadaşlarım hepsi kulüpte oynuyordu. Ben de o yaşta heves ettiğim için kulübe yazıldım. İdmanlara başladık. İdmanda kaleci yoktu kalede. Hoca da o şekilde çok kolay olacağından ötürü gol atmaların. Kalede birini istedi. Bir idmanlık zannettim. Girdim bir daha çıkamadım. Bir idmanlık zannettin, kariyer oldu yani bu. Aynen. Bir yıl amatör oynadıktan sonra Willem'in altyapısına seçildim. 11 yıl, son 4 yılı profesyonel olmak üzere Willem'de kaldım 11 yıl. Evet. Ardından Kırşehirspor kariyerim başladı Türkiye'de. Takımı. Evet. Çok da soru var, neden 40 numara, neden 40 numara diye. Kırşehir'den dolayı evet. Haliyle memleketinin takımı. 40 numara. Zaten özellikle istiyormuşsun gittiğin yerlerde, eğer 40 numara boşsa. Her yerde 40 numara giydin. Evet. Demek ki her yerde iyi denk geldi. Kırşehir'e geldin. Tabii o dönem Kırşehir şu anda Samsun Spor'un da bulunduğu ikinci ligdeydi. Ardından buradan Akhisar'a transfer evet. oldun Süper Lig'e. Yine alt lige geldin. Geçen yıl TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşadın. Murat abinin de söylediği gibi 5 şampiyonluğun var Türkiye'de toplamda. Bu yıl 6.sı için buraya geldin. İnşallah. Bu transferler, geçiş dönemleri, mesela diğer takımlarında yaşadığın anıların, anlatmak istediğin bir şeyler var mı bize? Kırşehir'e ilk geldiğim yıl, yani yurt dışında oynarken çok fazla Türkiye'ye düşüncem yoktu açıkçası. Evet. O zaman Hollanda'da oynarken Türk menajerim vardı. O bir Türk işi adamıyla Kırşehir Spor'u almışlardı o zaman, belki biliyorsunuzdur. 2007-2008 sezonu. Hı hı. Sadece yurt dışından futbolcularla, gurbetçi futbolcularla takım kurmuşlardı. Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa. 26 kişilik bir takımımız vardı. Bir yıl orada oynadıktan sonra takım son zamanlarında dağıldı. Şu an 26 kişiden sadece ben kaldım. Türkiye'de oynayan. Diğerleri geri gitti. Evet. Çoğu zaten ilk yıl sonuna döndü. Problemler olmuştu çünkü Avrupa ile Türkiye çok farklı. İşte orada söz verildi mi tutuluyor, Türkiye'ye verildi mi çok fazla tutulmadığından ötürü. O mentalitenin ötürü evet. geri dönmek zorunda kaldılar. Çok zorlanmışlardı çünkü. Ben devam ettim. Ardından Akhisar Spor 3 yıl. Akhisar'dan sonra 1 yıl Altınordu. Tekrar 3 yıl Aydın Spor. Aydın'dan sonra 3 yıl Erzurumspor, Erzurumspor'dan sonra da Samsunspor. En son işte futbolun çok yani başarıya çok açık ve başarı istediğin zaman bunu yakalayabileceğin bir örneği de Erzurumspor'dur. Yani oraya gittiğimde 3. ligdeydik. 3 yıl içinde Süper Lig'e çıktık. Yani oraya ilk gittiğimde hedef Süper Lig temasıyla başlamıştık. Şu anda Samsunspor'a gelmemden bir şey de budur yani o proje. Yani tekrardan olduğu Süper Lig'e taşımak. Yani işimiz kolay değil tabii ki ama zor olan şeyler her zaman daha güzel oluyor. Evet. Burada da bir emeğimiz olabilirse ne mutlu bize. İnşallah. Yani. İnşallah olacaktır. Zaten olmaya da başladı. Hatta Furkan'dan kaleye alış sürecin belki de bu haftaki yenilgi olmasa senin hiç gol yemediğini konuşacaktık burada üst üste. Bir de üçü deplasman maçı. Özellikle hani buna vurgu yapmak lazım. Bodrum deplasmanı, Bayrampaşa deplasmanı ve Niğde deplasmanı ile birlikte içerideki Kastamonu maçlarında kalemizi gole kapattık. İlk gollerini de maalesef bu hafta Bodrum'da penaltı kurtardı. Bodrum'da ki kritik bir penaltıydı. Göksu'nun yanlış hatırlamıyorsam penaltısını evet. kurtardın. İyi başladın burada da formayı aldıktan sonra. Buraya gelmeden önce takım o zaman Erzurum'da kamptaydı Samsunspor. Sen transfer sürecin gerçekleşti. Nasıl bir süreçti senin adına? Sezon başında zaten Erzurumspor'la sözleşme uzatmıştık. Yani orada devam etme niyetimiz vardı. Sonra olan birkaç olaylar vardı. Pek memnun kalmadığım. Ardından düşünmeye başlıyorsun. Zaten başlangıç olarak geçen yıl boş geçtiğinden ötürü oynayabileceğim ya da oynama şansımın daha yüksek olacağı bir yer düşündüm. O başka zaman, teklifler de vardı. Vardı evet. Okuduk onları da. Ama proje olarak baktığım, inandığım, güvendiğim büyük bir camia sonuçta yani Samsunspor. Bir markadır. Yani burada olmaktan gurur duyacağımı düşündüm. Hı hı. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kişisel performansıma gelecek olursak şurada daha 5 maçlık bir geçmişimiz var. Yani çok kısa bir süreç. Yani
olumlu ya da olumsuz değerlendirmek adına. Oynadığım her maç elinden gelen en fazlasını vermeye çalışıyorum. Gol yemedi şeyine gelecek olursa sadece benim şeyimden ötürü değil, takım defansı, takım arkadaşlarım yardımıyla olan bir şey bu. Evet. Onlar bana yardımcı oluyorlar, ben onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Başta Furkan oynuyordu, şu an ben oynuyorum. Yani kim devam eder belli olmaz, sonuçta futbol bu. Bizim için önemli olan Samsunspor'un dediğim gibi sezon sonunda şampiyonluğudur. Yani burada şampiyonlukta benim emeğim olur, onun emeği olur. Çok fazla önemi yok kimin emeği olacağına. Önemli olan Samsunspor. Tabii ki de herkes oynamak, katkı İster. Sağlamak ister ama bizim de şeyimiz bu yani. Tabii bir de kalecilikte de şöyle bir şey vardır. Önünüzde bekleyen kişi iyi gidiyorsa çok fazla formayı alma şansınız da yok. Biraz da böyle aslında belki mevki olarak her anlamda nankör bir mevki. En ufak bir hatanız maalesef işte gol oluyor. Belki günlerce konuşuluyorsunuz. Belki formayı diğer takım arkadaşınıza bırakmanız gerekiyor. Böyle de ilginç bir mevki. Öyle bir şey ama takımımız harbiden şu an inanılmaz bir arkadaşlık, aile ortamı olduğundan ötürü. Mesela geçen yıl da bunu yaşadım ben. Hakan vardı bizde, Hakan Canmaz vardı. Evet, onu da soracağım zaten sana. İnanılmaz bir arkadaşlığımız vardı, inanılmaz bir aile ortamımız vardı. Şampiyonluğu da belki o getirmiştir evet. Ama harbiden çok fazla önemi yoktu kimin oynadığında. Evet. Yani ben onun arkasında oturmaktan gurur duydum. Çünkü çok iyi bir sezon geçirdi ve şampiyonlukta çok büyük emeği ve payı var. Bu sene de keza aynısı yani. Furkan oynarken her zaman ona destek çıkmaya çalıştım. Ben oynarken o bana destek çıkıyor. Yani bu birbirine oynayan oynamayan birbirine destek çıkarsa zaten başarı gelir. Yani bizde de şu an oynayan oynamayan çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Herkes birbirine destek vermeye çalışıyor. Evet. Bir aile ortamımız var. İnşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder. Ve herkesin ortak hedefi şampiyonluğa ulaşırız. Evet. Tabii şöyle de ilginç bir durum. Bir yandan rekabet halindesin. Sen oynamak istiyorsun. Belki işte Furkan oynamak istiyor. Bir yandan rekabet var içinizde. Bir yandan da takımın başarısı var. Kenarda kaldığın dönemlerde sonuçta sen Furkan'dan daha tecrübeli bir kalecisin. Bu ligleri, bu zorlu maratonları daha çok oynamış birisin. Onun gördüğün hatalarını veya kendisini daha fazla geliştirmesi için neler yaptın, nasıl yardımcı oldun ona? Hatta Furkan'la birlikte diğer genç kalecileri de sorayım. Onlarla diyaloğun nasıl? Onların gelişmesi için sen neler yapıyorsun? Furkan zaten çok iyi bir kaleci. Yani yetenekleri olsun, kişilik karakteri olsun, evet. Çalışma azmi olsun, tecrübesi olsun. Yani çok benden yaş olarak, benden daha genç olmasına rağmen bir oynamışlık tecrübesi var. İdmanlarda çalışırken birbirimiz hepsini gördüğümüzde başımızda Şanver hocamız var, kaleci hocamız. O bizi söylüyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Olumlu bir şeyler gördüğümüzde birbirimizi biz motive ediyoruz. Tabii ki de Furkan biraz daha yaş olarak biraz daha olgun olduğu için çok fazla eksiklerini söyleme gereği duyulmuyor. Çünkü genç kalecilerde biraz daha fazla var. Evet. O yaşta bir insanı çok fazla değiştirme şansın yok artık. Tabii ki de gördüğün eksik olan sana göre onları daha iyi bir yere getirebilmek için eleştiri anlamında değil ama olumcu şeyleri söyleyebiliyoruz. Evet. Bizim de bu yaşta olmamıza rağmen hala eksiklerimiz var. Bunu işte hocalarımız dile getiriyor. Başka büyüklerimiz dile getiriyordu zamanında. Evet. Yani eleştiri, dışarıdan da bazen eleştiri alıyoruz tabii ki oynadığımız zaman. Eleştiri her zaman iyi bir şeydir bence. Seni geliştirir. Eleştirilere açık olmak lazım. Çok fazla çalışmak lazım. Yani bir de kalecilik sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da çok güçlü olman gerekiyor. Hem fiziksel hem mental olarak güçlü olduğun zaman zaten kaliteni de zaten varsa zaten alıp götürüyorsun. Evet. Büyük kısmı mental aslında değil mi? Yani özellikle kaleciliğin. Yani o sürekli belki 70 dakika hiç top gelmiyor sana ama hazır kalman lazım. Hani o sürekli maçın içerisinde olman lazım. Bu da hazırlığını aslında biraz hazırlığı uzun süren bir gelişim. Ya arkadaşlarla bazen konuşuyoruz. Bazen mesela kaleye top gelmediği maçlar oluyor. Ama bana göre kaleci için en zor maç onlar. Yani 90 dakika boyunca konsantre olmak zorundasın. Yani
bir pozisyon gelir ve sen hazır olmadığın zaman gol olabilir ya da kötü bir şeyle karşılaşabilirsin. Ona her zaman hazırlıklı olman lazım. Bu tecrübeyle alakalı bir şey. Evet. O da çok önemli. Bence kalecilikte tecrübe faktörü de çok önemli bir şey. Kesinlikle. Kaliteden ziyade. Her yaşta bir şeyler öğreniyorsun. Öğrenmeye hep açık olmak zorundasın. Açık olduğun sürece de öğrenebiliyorsun ve kendini geliştirebiliyorsun. Evet, tabii Şenver Hoca da geçmişte hem Samsunspor'un da kalesini korumuş. Çok tecrübeli bir isim. Bir beyefendi. Her şeyden önce tanıyan herkes öncelikle onun beyefendi kişiliğinden bahsediyor. O size neler katıyor? Sizin gelişiminize onun ne tarz katkıları var? Dediğim gibi tecrübe faktörü çok önemli bir faktör. Şenver Hoca zamanında Süper Lig'de kalecilik yapmış, milli takımda kalecilik yapmış bir isim. Onun yaşadığı penaltı tecrübeleri... Penaltı kurtarma rekoru vardı sanki onun bir maçta, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bilmiyorum. 90 dakikada 3 penaltı mı ne kurtarmıştı? Bir şey vardı ama bir dahaki programda söyleyeceğim onu. Şu anda bakamıyorum. İşte onun yaşadığı tecrübeleri bize aktarmaya çalışıyor. Pozisyon almalarda işte kendini yaşadığı, bazı insanlar yaşadığı şeyleri daha kolay anlatma şansın olabiliyor senin yaşadığın için. Evet. Hocamız da eski kaleci olduğundan ötürü bizi daha iyi anlayabiliyor. Bize de daha farklı yaklaşabiliyor. Çünkü kalecilik harbiden farklı bir zor durum. İş. Yani herkes anlayamayabiliyor. Evet. Yani o işin içinden gelmek lazım. Ben de yaptım, zor iş. Ya şimdi şöyle tabii ki bir forvet oyuncusu bir maçta 10 tane pozisyon kaçırır. Bir fazla, tane atar. Fazla göze batmaz, bir tane atar, kendini kral kurtarır. Olur. Ama kaleci öyle değil. Kaleci 90 dakika boyunca 10 tane kritik kurtarış yapar. 90+1'de bir gol yediği zaman fatura ona çıkar, ona kesilir. Yani kalecilik de böyle bir nankör meslek. Evet. O yüzden evet, onun için dediğim gibi mental olarak çok güçlü olman gerekiyor. Yani kolay hakikaten zor bir meslek, onu belirtelim. Genç kaleciler var, Hasat, Gökdeniz, onlarla da antrenmanlarla evet, birliktesiniz. Nasıl, hani ileride Samsunspor şu anda profesyonel oldu bu iki isimde. Samsunspor bu isimlerden de faydalanabilir mi ileride? Hasat sürekli zaten bizle idmanlara çıkıyor. Yani her gün beraberiz. Yani sezon başından itibaren şu an baktığın zaman gelişim adına inanılmaz bir gelişim var. İnşallah her gün üzerine koyarak devam eder. Gökdeniz ve Akın birkaç idman bizle çıktı. Sonrasında tekrardan alt şeye döndüler. Evet. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı ama o kısa zaman içinde onların da gayet yetenekli oldukları ortadaydı. İnşallah onlar hep çalışmalarına devam ederler. Yani hiçbir zaman pes etmezler, bırakmazlar. Hep üzerine koya koya inşallah Samsunspor için ilerleyen zamanlarda bir kazanç olurlar. Önlerinde güzel bir fırsat var. Yani Samsunspor gibi büyük bir camiada bu fırsatı yakalamışlar. İnşallah iyi değerlendirirler. Hem kendileri adına hem Samsunspor adına güzel bir şeyler olur. İnşallah biz de bu temennilere katılalım. Tabii 10 yaşında futbola başladın, kaleciliğe başladın ardından, kalecilik mevkini seçtin. Seni bu yönde iten idoller var mıydı? Hani unutamadığın kaleci figürleri var mıdır aklında? Dediğim gibi başlarda kalecilikle çok fazla alakam olmadığından ötürü ya da istek çok fazla kalecilerle ilgilenmiyordum ama... Ne oynuyordun? Forvet arkası. Forvet arkası. İyiydin de yani. Değil mi? Ya. Furkan da öyle ya, antrenmanlarda şutları falan onun da forvetleri aratmıyor. Mesela benim hep aklımda bir yer edinmiştir. Kocaeli Spor'un bir kalecisi vardı. Hemen hemen yaşımızla birbirine yakın olduğu için söylüyorum. Stingaccio diye şapkalı bir kalecisi vardı. Mesela hiç unutmam onu. Hani onun gibi böyle işte Türk futboluna o başarılı dönemlerinde de yer etmiş Taffarel'ler, Mondragon'lar gibi. Efsane, önemli isimler vardır. Biraz onun için sordum. Ya sonrasında tabii kaleci olduktan sonra, özellikle Willem'in altyapısına başladıktan sonra. Çünkü o zaman artık geri dönüşün olmuyor. Yani artık ya kaleci olarak devam edeceksin ya da futbol bırakacaksın. Evet. O zaman oynayanlardan Van der Sar vardı. Hollanda'nın efsanelerinden. Evet. Julio Cesar vardı, Inter. Çok beğendiğim. Benim Willem'de oynayan De Vlieger, Belçika milli takım kalecisi vardı o zamanlar. Dünya Kupası falan oynamış. Ondan çok şeyler öğrendik. Şu an baktığımız zaman işte Muslera Türkiye'de. Evet. Fabri geçen yıl çok iyiydi.
Loris'i şu an çok beğeniyorum. Beğeniyor musun? Fransa milli takım. Karius değil Beşiktaş'taki değil. Karıştırdın. Onun da adı Loris de herhalde. Evet. Tabii Samsun'a geldin, yerleştin. Nasıl buldun şehri, kenti? Beklediğin gibi mi? Duyduğun gibi mi önceden? Samsun'a bir sefer önce gelmiştim. 6 yıl önce galiba sadece maç için. Akhisar'la burada maçımız vardı. İlk o zaman olmuştu. 6 yıl sonra Samsun'a geldim. O maça geldiğimde... Geçen sene Erzurum maçında... O evet, ikinci seferdi o. He, vardın ama maçlara, değil mi? Evet, maçlara geldiğinde çok fazla gezme şansım olamıyor tabii kampta olduğumdan ötürü. Samsun beni inanılmaz pozitif anlamda şaşırttı diyebilirim yani. Çok bu kadar güzel bir şehir olacağını beklemiyordum açıkçası. Dediğim gibi önceden de çok fazla gezme şansım olmadığından ötürü. Çok güzel bir şehir, ufak bir şehir. Birbirine her şeye yakın olan. Medeni insanların bol olduğu, havası güzel, denizi olan, evet. Güzel bir şehirlerimizden bir tanesi. Tabii geçen yılı söylemişken, tabii ilginç de bir durum. Burada Samsunspor, Erzurumspor'u mağlup ettiğinde arada bir 3 puan fark vardı. Şu anda Erzurum Süper Lig'de oynuyor. Samsunspor 2. lige kadar düştü. Tabii o da... Arada 2 demek ki şey, demek istediklerinden evet. Bir tane şey de bu mesela örneğin. Harbiden her şey olabiliyor. Yani geçen yıl dediğiniz gibi biz buraya geldiğimizde bilmiyorum kaç maç vardı. İkinci devrenin başlarıydı galiba evet. Buraya geldiğimizde. Evet, uzun bir dönem Samsun vardı. Samsunspor bizi mağlup etmişti. O zaman biraz şey havası olmuştu işte. Samsunspor kümede kaldı. Erzurum kümeye gidiyor. Aradan geçtik haftalardan sonra tam tersi oldu. Biz şampiyon olduk ve Samsunspor maalesef küme düştü. Evet, işte futbol. Onun için dediğim gibi... Bir de son maç şampiyon olduk. Evet. Nasıl son maç şampiyon olduk? Ondan önceki 7-8 maç playoff'a kalma maçları gibi bir şeydi. Yani 7 maçın 8 maçın 7'sini galip geldik, bir tanesini berabere kaldık. O şekil playoff'a kaldık. Sonrasında playoff'tan finale kadar çıktık ve penaltılarla yendik. Evet. Dediğim gibi ya bizim için de bu sene bu şekil olabilir. Hep istediğimiz gibi, hep istediğimiz sonuçlar alamayabiliriz ama hiçbir zaman o yarışı bırakmayacağız. Bırakmamak kendi adımıza lazım. Bunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Yani şehrin de son saniye kadar bizim arkamızda olması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Şu an kötü gidişatta eleştiren çok olacaktır. İşte terk eden çok olacaktır gemi. Ama inanın yıllardır gördüğümüz şey şudur. Şampiyon olunca herkes yanında oluyor. Evet. Görmediğin evet. İnsanlar bir anda 40 yıllık şeyinmiş gibi oluyor. Onun için çok fazla dış etkenlere kulak asmıyoruz şu an. Çünkü İyi giderken herkes yanında oluyor. Kötü gidişatta kimse pay almak istemiyor. Biz kendi içerimizde her şeyi biliyoruz. Yani biz kimin yanımızda olduğunu, olmadığını biliyoruz. Sadece maçlarımıza konsantre olduk ve tek hedefimiz var. O da şampiyonluk. Yani şu an bizim yanımızda olan sezon sonuna kadar yanımızdadır. Ya da şu an yanımızda olmayan sezon sonunda da yanımızda olmasın. Aynen katılıyorum. Evet, ben de bu konuyla ilgili şöyle bir soru soracaktım sana şimdi sorularıma bakarken. Sosyal medyadan yola çıkarak tabii şu anda hayatımızın büyük bölümünü sosyal medya kaplıyor. Maalesef de diyebiliriz aslında buna, maalesef kaplıyor. Tabii futbol denilince futbolun ulaştığı kitle çok büyük. Bir maç bitiyor hemen yorumlar, bir bakıyorsunuz da bir maçın hakemi açıklanır açıklanmaz Twitter'da tweet oluyor. Sizin adınıza yazılan o sosyal medyada iyi şeyler veya kötü şeyler hakikaten futbolcuları ciddi anlamda etkiliyor mu? Yoksa ya da bu şeylerden, eleştirilerden veya size tırnak içinde gaz verecek diyeyim, olumlu eleştirilerden, olumlu görüşlerden kendinizi nasıl uzak tutuyorsunuz? Ya öncelikle ben çok fazla sosyal medyada aktif olan bir insan değilim. Kendi çapıma göre tabii ki Instagram veya öbür şeylerim var. O da ailemden uzak olduğumdan ötürü arkadaşlarımdan. Birbirimizi takip etme adına. Yoksa çok fazla ne eleştiri ne de o senin dediğin gibi o gaz şeylerini okuyup gaza gelen bir insan değilim. Eleştiri tabii ki de olacaktır. Ama öncelikle şunu biliyorum. Eğer kötü bir oynadığım maç varsa ya da iyi bir maç varsa önce kendim zaten ben kendimi eleştiriyorum. Evet. Olumlu ya da olumsuz. Ya onun dışında dışarıda çok fazla ne yazılmış, olumlu ya da olumsuz çok fazla dikkat eden bir insan değilim. Çünkü medyayı takip eder, normal medyayı takip eder misin? Televizyonları, gazeteleri? Ya şu an Türkiye'de maalesef o kadar
kaliteli şey görmediğimden ötürü çok fazla takip etmiyorum. Herkes yanlış, daha fazla işte izlediğim spor şeylerinden yola çıkarsak eğer. Hep eleştiri yapmak için eleştirilenler. İşi daha çok skora göre yorum yapanlar mı? Abi yani bu işin içinden gelmiş olursun, bir saygınlığın vardır. Harbiden onları yaşamış olursun, kabul ederim. Ama hayatında futbol topuna, yani futbol görmemiş, topu görmemiş dokunmamış. Bir insan, dokunmamış bir insan sana gelip de futbol dersi vermeye çalışıyor. Yani bu benim için çok doğru bir olay değil. Hı hı. Yani işin içinden gelirsen bana yorum yapabilirsin ama hiç fikrin yoksa o konuyla alakalı, düşüncenin de çok fazla önemi yok aslında benim için. Evet, tabii mesajlar da geliyor bir yandan. Birkaç tane mesajı okuyayım. Ercan Güner yazmış, Facebook'tan ulaşmış bize. Sarıyer maçı kritik bir maç. Kazanılamıyorsa da kaybedilmemesi gereken bir mücadele demiş. Evet. Yine Twitter'dan İbrahim Asma ulaşmış bize. Samet ve Ramazan'ı eleştirmiş. Performanslarını pek beğenmediğinden yakınmış izleyicimiz. Mutlaka başka isimlerin bu mevkilerde değerlendirilmesi lazım demiş. Tabii artık programımızın da yavaş yavaş son bölümlerine geliyoruz. Şunu da hatırlatalım hemen izleyenlere. Yılport Samsun Spor Pazar günü deplasmanda Sarıyer'e konuk olurken, lider Sarıyer'e bu karşılaşma Haberax TV'den ve 103.5 Haber Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Biz saat 12.30'da yayınlarımıza başlayacağız. Yusuf Ziya Önüş Stadyumu'ndan Murat Sandıkçı, ben ve Lütfü abiyle, Lütfü Özel'le birlikte yayınlarımıza bir saat önceden başlayacağız. Maçı değerlendireceğiz, kadroyu değerlendireceğiz. Ardından maçın yayını. Müsabaka bitiminde de yine Tuğçe Semiz ve Lütfü Özel bu sefer oynanan 90 dakikayı değerlendirip teknik direktörlerin yorumlarına sözü bırakacaklar bir yandan. Bunu da sizlere hatırlatalım. Tabii hafta içi bazı gelişmeler de oldu. Samsun'da hepinizin bileceği üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz memleketinden belediye başkan adayı olduğu için, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden belediye başkan adayı, aday adayı olduğu için istifa etmişti. Kendisinin yerine Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne vekaleten Erkan Özcan atandı. Kendisine yeni görevinde başarılar dileyelim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği PFDK'ya sevk edilen takımları açıkladı. Yılport Samsun Spor'da Keçiören Gücü maçındaki sağ olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen takımlar arasında yer aldı. Perşembe günü toplanıyor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Bakalım nasıl bir ceza gelecek, bunu da biz de izleyip takip edeceğiz, göreceğiz. Bir şey diyeceksin herhalde abi. Sorarsan söyleyeceğim, sormazsan dinleyeceğim. Ben sen yaparsın topu atacaktım, ardından dönecektim abi. Nasıl yapalım? Sen yaparsın izleyelim, ondan sonra programı beraber kapatırız. Evet, Savaş ve Ramazan. Ramazan, evet. Ramazan bu haftaki yine Samsun Spor Sosyal Medya ekibinin hazırladığı programlardan birisinin Sen Yaparsın'ın konuydu. Onlara iki örnek gol gösterildi ve bakalım bu golleri atabilmişler mi? Biz de hep birlikte izleyelim. Merhaba sevgili Samsun Sporlar. Bugün Sen Yaparsın programının ikinci bölümüyle birlikteyiz. Konuklarımız Savaş Yılmaz ve Ramazan Çevik. Bugün Ramazan'dan Arjen Robben'in Tabellin'e attığı golü isteyeceğiz. Savaş Yılmaz'dan da McManaman'ın Real Madrid'deyken attığı golü isteyeceğiz. Bakalım yapabilecekler mi? Her ikisinin de 5 hakkı var. Yapamazsak ceza. Ramazan'ın kutu var mı? Yapamazsanız yemek ısmarlarsınız. Tamam mı? Yaparsanız, 5 dakika yaparsanız. Ama aynı golü yaparsanız. Aynısı. İşte gol yani, o aynı. Tamam. Aynısını atarsan. Evet bak. Çıkardı. Ya Ramazan bunu hep yapıyor ya. Bakayım. Şu mu? Aynen. Yok. Tamam, hadi. Hadi deneyelim. Hadi. Ramazan 1-0. Hmm.
Hadi. Oo. 2'de 0. Ama yaklaştın. Havadan gitmesi lazım, saymam. Robben. Dörde gidiyoruz. Ramazan. Aa, bu da kaçtı. Hadi sonda. En sonuncu da yapıyor. Oldu. Bravo. Olmadı, olsun. Hoca, Modric için yapamadı, ben nasıl yapayım? Yaklaştı, iyi. Tamam, tamam, geriden. Üç gitti. Bunu Real Madrid'de yapmışlar aynı programı. Modric bile dördüncü de atmış. Savaş. Modric bile dördüncü de atmış. Haydi dördüncü. Sen de. Allah. Hazır mısın? McManaman, savaş. 5'te 0. Hocam ama senden de yemek, savaş. Senden de yemek kazandım ikinizden. Sen yaparsın programının bu hafta sonuna geldik. Savaş Yılmaz ve Ramazan Çevre'ye teşekkür ediyoruz. Her ne kadar kaybetmiş olsalar da biz onları seviyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdi yemekleri kim kazandı, ben onu anlamadım. Hasat mı kazandı yemekleri? Şimdi şöyle, Savaş ve Ramazan hem sosyal medya ekibini, hem Hasat'ı, hem de futbol elleri evet, şey. Hem de Başar Hoca'yı yemeğe götürecekler. Evet, Hasat da günün yıldızı olmuş. Özellikle Ramazan'ın şutlarında iyi kurtarışlara imza atmış. Tabii çok renkli, güzel. Samsunspor sosyal medya ekibi de bu anlamda iyi çalışıyor. Onları da kutlayalım. Hep söylüyoruz. Hani Murat Sandıkçı programımızda yanımızda diye değil. Hakikaten ciddi, güzel, önemli işler yaptıkları için onları kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Artık son bölümdeyiz. Murat abi, pazar günü Sarıyer maçı var. 13.30. Haberax TV canlı yayın. Neler söylersin sen? Evet, zor maç. Ama Samspor geçmişten bu yana zor maçları üstesinden gelmesini bilmiştir. Bu sezon da aynı şekilde iyi bir kadroya sahibiz. Kaliteli ayaklarımız var. Futbolda sadece yetenek değil, akıl ve yüreğe de ihtiyaç var. Bu kadroda da akıl da yürek de mevcut. Taraftarlarımız inansınlar, desteklemeye devam etsinler. Bizler inanıyoruz. Bu oyuncu grubumuz Keçiören Gücü mağlubiyetini Sarıyer'de unutturacaklardır. Ben bunu yürekten inanarak söylüyorum. Ve önümüzdeki hafta Salı günü burada bu stüdyolarda Sarıyer zaferini konuşacağımıza eminim. Evet, inşallah öyle olacak. Ahmet, teşekkür ederiz. Programımıza renk kattın. Senin de futbol hikayeni, kariyerini dinlemiş, incelemiş ve masaya yatırmış olduk. İnşallah
kariyerinde 5 şampiyonluğum var Türkiye'de. İnşallah 6.'yı burada alacağız. İnşallah. Hem Sarıyer maçı ile ilgili hem taraftarlara ne mesaj verirsin? Son olarak senin de duygu ve düşüncelerini alalım. Öncelikle davetiniz için size teşekkür ederim. Bu hafta çok zor bir maça çıkacağız. Zor olacağını biliyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün başladık. Oraya gidip dediğim gibi bu maçı tekrar telafi etme adına elimizden gelen ne varsa fazlasını vereceğiz. Bundan emin olabilirler herkes. Çok zor olacak. Bunun farkındayız. Hem bu maç hem bu sezon sonuna kadar. Ama bunun üstesinden de gelecek. Çok kaliteli ve karakterli bir takıma sahibiz. İnşallah bu hafta iyi gidişatımızı tekrardan yakalayıp sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek istiyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Her futbolcu konuğumuza söylediğimiz gibi sana da aynısını söyleyelim. Buraya, bu programa ikinci kez seni kupayla bekliyoruz. İnşallah sezon sonunda da böyle olacaktır. Evet, değerli izleyenler, bir Futbol 55'in sonuna daha geldik. Programı kapatmadan önce yeniden hatırlatalım. Yılport Samsun Spor 13. hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda Sarıyer'e konuk olurken bu karşılaşma Haberaks TV ve 103.5 Haber Radyo'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakanın öncesinde ve sonrasında da yayınlarımızla maça gidemeyen tüm taraftarların, tüm Samsunluların, tüm Samsun sevdalılarının bir anlamda sesi, gözü, kulağı olacağız. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar.